11 Temmuz 2022 Pazartesi, Bursa At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Bursa programında 8 koşu var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Yani yorumlarımız 3. koşudan başlayacaktır. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. Üç yaşlı İngilizlerin, Handikap 15 yarışı, 1800 metre çim pistte koşulacaktır. Bir numaralı Mr. Özi, bu pist ve mesafeyi rakiplerine göre oldukça iyi koşan bir isim. Ciddi rakiplerine oranla, kilosu da ağır sayılmaz. Daha iyi durumu ile, sevdiği pist ve mesafede bugün kazanmayı başaracaktır. Banko yazılabilir. İkinci ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 14 yarışı 1.300 metre çim pistte koşulacaktır. Yarış içi şartların tamamen değişken olacağı bu koşuda ciddi sürpriz sonuçlar çıkabilir. Biz bu koşunun net olarak kapatılması taraftarıyız önerilen veya iddialı olan bir isim olmadı. Bu şartlarda riske girmemek gerekir. Altılı ganyan kurgumuzda burası hepsi olarak işaretlenmiştir. 3. ayak. 3 yaşlı Arapların şartlı 4 yarışı 1300 metre kum pistte koşulacaktır. 3 numaralı İbrişim Hanım bu gruptan daha sert rakipler ile koşup başarılı olmuş bir isim. Bugün de iyi hazırlıklar ile bu koşuya katılıyor. Ercan Çankaya idaresinde kazanması muhtemeldir. Yalnız 1 numaralı Ayşin Hanım ve 2 numaralı Bediz de Faust'un son görünümleri çok beğenilmiş. Bizce bugün için ihmal etmeyelim ve bu 3 tayı ayrımsız yazalım. Sıralamamız 3 1 2 şeklindedir. 4. ayak. 4 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı Açık 3 Nilüfer Hatun koşusu 1500 metre çim pistte koşulacaktır. 6 numaralı Kızılca buraya hedefli geliyor. Mükemmel durumu ve iddialı hazırlıkları ile bugün mesafe kısa gelmezse kazanmayı başarabilir. Mesafeden dolayı yanına tek bir rakip önereceğiz. 7 numaralı Mavi Deniz Gökhan Kocakaya'nın çok beğendiği bir isim. Özellikle hem cinsleri ile olan yarışlarda, mutlaka birincilik mücadelesinde olacağını düşünüyoruz. Bugün de dişilere ait bu koşuda, ihmal edilmemesi taraftarıyız. Muhtemelen bu iki attan biri kazanacaktır. Sıralamamız, 6-7 şeklindedir. 5. Ayak. 2 yaşlı İngilizlerin, Maiden yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. 2 numaralı Dragon Wings, ilk yarışında çok beğenilmişti. Kazanması uzun sürmez notu ile kaydedilmiş. Aynı yarışta, Dragon Wings arkasında 4. olan 6 numaralı zertaşta iyi görüntüsü ile dikkat çeken bir isimdi. Bugün mutlaka yazılması taraftarıyız. Bir de ilk kez start alacak olan 1 numaralı Al Battar'ı yazalım. Bu tay için iyi duyumlar aldık. İlk yarışında beklentilerin üstünde koşabilir. Hem yazalım, hem de takibe alalım. Bu koşu için sıralamamız, 2, 6, 1 şeklindedir. Altıncı ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 15 yarışı, 1500 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda bir takip atımız var. 9 numaralı Tunca Soylu bizi yanıltmayarak iyi koşuyor ancak kazanamıyor. Bugün de devam eden formu ile iyi koşacaktır. Tek olarak artık güvenemeyiz. İlk rakibi 6 numaralı Kondu Beyi olacaktır. Safkan hayatının en iyi durumunda. Bu tip rakipleri her zaman geçebilecek güce sahiptir. Fakat bu atın Bursa'daki çim yarışları pek parlak değil. Çok iyi durumdayken Bursa'da yarışmadı ancak, bu kadar yarış görüp bu pistte kazanamamış olması, oldukça düşündürücüdür. Bu sebeple, eğer bu atta eksik koşarsa, burası karışabilir. Bu iki atı küçük kuponlara yeterli görsek de, geniş kuponların kapatmalarını önerebiliriz. Zaten 3 ekürü olduğu için, geriye 12 at kalıyor. At çıkarmadan kapatmak mantıklı olacaktır. İstanbul yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar, yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri, mutlaka takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar. C'est